Arkadaşlar şimdi yeni bir konuya geçelim. Aslında daha önce gördük ama ne olduğunu bilmiyorduk. Şöyle ki main. Java'ya geldiğimiz zaman, bakın burada public static void diye bir ifade vardı. Yani bu şu anlama geliyordu. İşte e, buradaki main operasyonu, içerideki main operasyonu statik bir metottur. Ama bu ne demek? Şimdi hadi gelin yine örnek üzerinden bunu güzelce anlayacak bir altyapı kuralım. Yeni bir proje oluşturuyorum. İsmini static demo olarak veriyorum. Bu ekranda da açılsın. Şimdi statik dediğimiz yapı nedir? Arkadaşlar statik yapılar şu anlama geliyor. Örneğin biz bu main'i başka bir yerden çağırmaya çalışırsak ve orada buradaki main operasyonunu çağırmaya çalışırsak hiçbir şekilde bunu nivleyerek buna ulaşamayız. Onun yerine main nokta main diye ulaşabiliriz. Biraz daha gerçekçi hale getirelim örneğimizi. Şöyle ki src klasörüne gittim ve bir java class oluşturuyorum. Genellikle statikleri arkadaşlar kullanım alanlarımızdan bir tanesi böyle uygulamaların içerisinde işte utility dediğimiz araç yazarken kullanırız. Yani örneğin bizim bir tane product validator nesnemiz olsun. Ne olduğunu söyleyeceğim. Product validator şu anlama şu amaçla kullanılacak arkadaşlar. Bir ürünü kaydederken, bir ürünü güncellerken Ürünün kurallara uygun olup olmadığını bulmak için kullanırız. Yani ben bunun içerisine geliyorum. Klasik bildiğimiz yapı yani public void validate ya da hatta şöyle bir şey olsun boolean dönelim buna boolean is valid. Peki ne is valid? Ee, i̇şte buna geçireceğimiz bir product. Hazır buradayken. Şurada boolean henüz return vermediğimiz için altı çizili. Java class diyelim. Bir tane product nesnemiz olduğunu düşünün. Product nesnesinin bir tane id'si olsun. Bir tane string name'i olsun. Bir tane double price olsun. Yani kısacası ürünün id'si, ismi ve fiyatı. Product validator'a da diyorum ki... Bana ben sana bir tane product vereceğim ve sen bana onu doğrula. Basit bir kod yazıyorum. Diyorum ki eğer product nokta price büyüktür sıfırsa ve product nokta name nokta is empty is empty hani değer girilmedi anlamına geliyor arkadaşlar. Kısacası biz diyoruz ki bizim ürünümüzün veri tabanına kaydedilebilmesi için fiyatının sıfırdan büyük olması ve isminin de verilmiş olması lazım. Eğer böyle verilmem verilmişse return true. Yani bu iki kural birden geçerli ise return true. Ha bu iki kuraldan herhangi birisi veya ikisi fark etmez. Geçerli değilse o zaman isValid yani geçerli mi, hayır diyoruz. Bu kadar basit. Şimdi bir tane de ürün ekleyecek ortam oluşturalım. Java Class, Product Manager. İyice aşina olduğumuzu düşünüyorum Manager sınıflarını. Şimdi bunu göndereceğimizi düşünelim. Bunun içerisinde de bir tane public void add operasyonum olsun. Ben ona bir tane product vereyim. O da o product'ı veri tabanına, veri erişim katmanına göndersin. Yani veri tabanına gönderecek. Şimdi şu ana kadar bilmediğimiz hiçbir şey yok. Bir product nesnesi var. Bir product validator nesnesi var. Bir de ürünü veri tabanına ekleyen nesne var. Ve bunu bir operasyonla yapıyoruz. Şimdi bu noktada ben direkt hani veri tabanı kodunun burada çalıştırıldığını varsayıyorum. İşte eklendi gibi. Ama diyorum ki bunun eklenebilmesi için şu bizim product validator var diye validator onu çağıralım. Mev product validator böyle diyelim buna. Sonra diyelim ki eğer validator nokta is valid kim? Gönderilen product. Yani şu product. Bir arayüzden, bir ekrandan bir ürün gönderildiğini varsayalım. Is valid ise ekle. Aksi takdirde Aksi takdirde de ki eklenemedi. System nokta out nokta line, ürün bilgileri geçersizdir diyelim. Bakın bu kadar basit bir operasyon. Şu ana kadar yaptığımız yapıyı biz bu şekilde kullanabiliriz. Main'in içerisinde de Product Manager'ı çağırarak biz bu kodumuzu şöyle Manager diye direkt çağıralım. Product Manager şöyle Manager nokta add dediğimde benden bir product istiyor. Hemen geliyorum buraya. Bir tane product nesnesi oluşturacağım. New product. İşte product'ın price'ı eşittir 10. Product'ın name'i eşittir bir tane mouse olsun. 10 liralık bir mouse. Onu da e'de gönderelim. Bakalım çalışacak mı? Bunu yaptığımız zaman arkadaşlar ne diyor? E, class not count nasıl yani? Şöyle bir daha çalıştırayım. Benim gibi böyle bir durumla karşılaşırsanız arkadaşlar bu ide ile alakalı e, ya şöyle uygulamanızı bir build edebilirsiniz. Recompile edebilirsiniz. En kötü ihtimalle şöyle main'in içine bir silin. Daha sonra şöyle şunu bir daha çalıştırın. Daha sonra tekrardan çalıştırır. Zaten bir hatamız varsa diğer taraflarda alırız. Bakın ne dedi? Ürün bilgileri geçersizdir dedi. Şu validator'a bakalım. Product.price büyüktür 0 evet ve e, empty, bu arada is empty demişim. Is empty değilse. Is empty boş demek. Tabi boşsa turu döndürmemeli. Boş yani boş değilse is empty değilse. Ünlem işaretini ilk kez görüyorsunuz arkadaşlar. Değilse operatörü. Yani is empty değilse demek. O zaman. Yani sadece mantık hatası vardı. Evet şimdi eklendi. Bakın sıkıntı yok. Şimdi bunu örneğin ben şöyle mouse'u boş geçeyim. Bu empty demek. Bakın ürün bilgileri geçersiz. Tabii benim burada derdim hani şuradaki kod değil arkadaşlar. Statik yapılır. Şimdi biz bu e, validator'ı bakın kullandığımız zaman nasıl kullandık onu nivleyip kullandık. Ama hani bu tip böyle utility dediğimiz araçlarda ben bunu şöyle kullanmak isteyebilirim. Bu Bunun yerine şöyle şuraya gelip bakın product validator p'si büyük dikkat edin. Nokta dediğim zaman is valid gelmiyor. Gelmesi için onu onun operasyonunu statik yapmamız yeterli arkadaşlar. Statik ifadesi yine bu nesnenin örneğini oluşturuyor. Fakat bu statik olarak bir kere oluşuyor. Örneğin bir web uygulamasında Product Validator'ı siz statik yaparsanız Product Validator bir kere oluşur ve onu bütün kullanıcılar o şekilde kullanır. İşte bu tip böyle araçlarda, araç amacıyla kullanacağımız yapılarda statiklerden yararlanıyoruz. Ha, statik kullanımı çok yaygın mı derseniz değil arkadaşlar. Böyle utilitylerde falan kullanabiliyoruz. Şimdi bunu bu dersi anlattığım zaman muhtemelen birçoğunuzun aklında şöyle bir şey ulaşabilir. Ya hocam hani niye uğraşıyoruz biz? Mesela bunu da statik yapalım. Hani product manager nokta diy diyerek ulaşalım. Şöyle ki arkadaşlar, statik tanımladığınızda Aynen hani daha önce siz new yaptığınızda şöyle new dediğinizde onun onun bir örneği oluşuyordu ya. Ve o örnek siz sizin işiniz bittiğinde bellekten atılıyordu. Fakat statik tanımladığınızda o hiçbir şekilde bellekten atılmıyor uygulama sıfırlanana kadar. Yani mesela bunu bir yerde yayınlıyorsanız bir web uygulamasıysa web uygulamasını durdurana kadar o bellekten atılmıyor. Bellekte duruyor yani. Dolayısıyla bu tip hani nesnelere statik tanımlamayız. Bu şu anlama geliyor. İlk kull çağıran kullanıcı nesneyi oluşturuyor. Ondan sonra diğer bütün kullanıcılar aynı nesneyi kullanıyor. Demek statik yaptığınız zaman. Hele ki bakın bunun içerisinde bu product manager bir data taşıyor olsaydı. Örneğin bunun içerisinde int bir şey diyelim. Eşittir 5 verdiğiniz zaman bir kullanıcı bunu 5 yaptığı zaman diğer kullanıcıların da 5 oluyor. Hani o yüzden buna dikkat edeceksiniz. Hani bu tip böyle manager sınıfları asla statik yapılmaz arkadaşlar. Hani böyle yardımcı araçlar, hani kullan bırak araçlar, böyle bunlar statik yapılabiliyor. Yapıyoruz. Kısacası şu ana kadar konuştuğumuz konunun özeti şudur arkadaşlar. Ee, bir metodu statik yaptığınızda class ismiyle direkt çağrılır. Yani nokta productValidator.isValid şeklinde çağrılır. Ama tabii ki hani mevzu sintaksi değil. Ben bunu nerede kullanacağım? Gerçek hayatta nerede kullanacağım? Bu tarz durumlarda kullanıyoruz. Yoksa sintaks çok basit. Herhangi bir şey yok yani. Ama onu gerçek hayatta kullanabilmek önemli. Şimdi statik metodumuza geldik. Mesela arkadaşlar bunun içerisinde başka bir operasyon olsaydı public void bir şey diyelim buna da. Hani başka bir operasyon. Bir şey diye bir operasyon. Herhangi bir şey yapan bir operasyon. Bakın statik değil. Bunu çağırabilmeniz için Product Validator'ı nivlemeniz lazım. Yani siz şöyle Manager'da gelip bakın nokta dediğinizde izvalit gelir ama o bir şey gelmez. O bir şeyin gelebilmesi için aynen zaten bunu zaten biliyoruz. Bunu nivlememiz gerekiyor. Yani Product Valid pardon pro, pro gidemedim. Şöyle Product Validator nokta Bakın bir şey şimdi geldi. Kısacası statikler direkt class ismiyle çağrılır ve çağrıldığı anda da bellekte oluşturulur. Şimdi size bir tahmin sorusu sorayım. Mesela ben bunun içerisine şöyle public bir tane product validator diye bir yapı oluştursam. Buna ne diyorduk? Constructor. Class ismiyle aynı. Bakın void vesaire hiçbir şey yok public bir şey. Class'ın ismi. Burada şöyle system.out.println bu yapıcı bloktu değil mi? Nivleyince çalışıyordu. Blok çalıştı. Sizce sizce burada ben bu kodu çağırdığım zaman o constructor çalışır mı? Yani bakalım. Çalış çalışmayacak. Ürün bilgileri geçersizdir dedi ama yapıcı blok çalıştı demedi. Ama mesela Product Validator'ı ben burada az önce yazmıştım ya. Şöyle geri alayım bunu. Product Validator nokta bir şey diyeyim. Bakın bunu yaptığım zaman yani normal nivlediğim zaman bakın yapıcı blok çalıştı diyecek. Çünkü en son ben onu nivledim. Kısacası yapıcı bloklar nivleyince çalışıyor. Siz de diyebilirsiniz ki hani ben statiklerde de başta bir şey çalıştırmak istiyorum. Bu arada bu arada bir parantez açmak istiyorum. Eğer C dilinden geliyorsanız C şarttan farkıdır bu. Yani C şartta yapıcı blok statikte de çalışır parametresiz olan. Burada çalışmıyor. Peki burada çalıştırmak için ne yapacağım? Bunun için de statik yapıcı bloklar oluşturuluyor arkadaşlar. Yani şöyle bir statik yazıyoruz küme parantezimizi açıp kapıyoruz. Süslü parantezimizi. Bakın buna da statik yapıcı blok çalıştı diyelim. Gelelim buraya. Bakın statik olan ortamda bakın statik yapıcı blok çalışır. Şeyi sildim. O niv nivli olan kodu sildim. Direkt şu kullanımı yaptığım için statik yapıcı blok çalıştı. Bu arada arkadaşlar şu statikleri böyle birden fazla statik blok oluşturabiliyorsunuz, üçü de çalışır. Ama hani çok yaygın kullanım değildir. Yani yaygın bir kullanım değildir hatta. Öyle diyeyim size. O yüzden hani gerek yok. Şöyle bir tane statik ama işte birden fazla operasyon yapacaksınız. Sırf kodlarınız iç içe durmasın diye öyle ayırabilirsiniz. O amaçla hani kullanışlı olabilir. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir soru geliyor programcının aklına. Hele C Sharp'tan geliyorsanız, onu da biliyorsanız burada yine aksi bir durum var. Örneğin şu statik public class'ın önüne statik yapayım. Sonra içindeki bütün operasyonlar statik olsun. Bu kullanım C Sharp'ta var ama Java'da yok arkadaşlar. Ana klasımız yani bu bir ana klastır. Bakın üstünde hiçbir şey yok. Ana klas statik olamıyor. Ama ama bu klasın içerisinde buna inner class deniyor. Yani bir klasın içinde başka bir klas. Başka bir klas oluşturalım. Dediğimiz zaman onun içerisine de public static void atıyorum. Ekle ya da sil diyelim. Başka bir class, şöyle arkadaşlar bunu böyle kullanabilmek için buna statik verebiliyorsunuz. Böyle bir durum var. Buna inner class deniyor. Yazayım buraya inner class. Genellikle bunu böyle gruplandırma amaçlı kullanır programcı. Yani bunu hani şeye benzetebilirsiniz bir temel klas içerisinde de onları bölümlendirmek için yapılacak class'lar olabiliyor. Mesela bir veri tabanı operasyonu düşünelim. Hadi gelin onunla ilgili bir örnek yapalım. Şu yapı ile ilgili. Buradaki hani statik yapısının anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi o inner class'la ilgili bir yapı gerçekleştireceğim. Şöyle ki, şöyle buna database helper diyelim. Veritabanı işlerini bunun içerisinde yapacağım bir operasyon olsun. Bakın geliyorsunuz buraya. Public static class diyorsunuz ve bun, bunun ismini şöyle ne diyelim ona? hani kurut diyelim. Kurut. Kurut ne demek? Kurut bunu çok duyarsanız sektörde çok sıklıkla kullanılır bu operasyon. Şey bu isim. Kurut demek create read baş harfleri yani. Update delete. Yani veri insert işte okuma, select, update, güncelleme, delete, sil. Yani kısacası public static void mesela delete bir tane operasyon böyle. İçlerini doldurmuyorum sırf kullanımı göstermek için. Buna da update diyelim. İki tane operasyon yeterli. Geliyorum buraya. public static class buna da işte veritabanına bağlantı işleri. Connection. Bir tane de böyle bir connection Buna da public static void create connection. Böyle şeyler de söz konusu. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Hani bu statik yapıyı kullanmak için. Şöyle bu main'e geleyim. Neydi? Database helper'dı değil mi? Database helper. Nokta. Bakın gördünüz mü? Kurut. Nokta. Delete. Böyle şeyler var. Böyle kullanımlar söz konusu. Ama nokta, connection, nokta, create connection. Hani böyle şeyler yapabiliyorsunuz. İşte hem de inner class'larla ilgili bir kullanım e, <laughs> görmüş olduk. Ama, ama gel gör ki burada bir Engin Hoca uyarısı yapmak istiyorum. Ben bu tip yapıları önermiyorum. Aslında bunu önermeyen ben değilim. Bunu önermeyen best practice'ler. Yani doğru pratikler. Nedir bunlar? Der ki hani e, operasyonlarınızı, birbirine benzeyen operasyonlarınızı e, evet parçalayın. Okey Ama bunu biz database helper'ın içerisine koyduğunuz zaman solid'in single responsibility problemine e, sebep oluyor. Yani tek sorumluluk prensibi. Bir class sadece bir iş yapar. Hani madem CRUD yapacak o zaman CRUD Database Helper veya CRUD Connection Database Helper diye iki ayrı klas oluşturmak daha mantıklı. Böyle bir yorum yapabilirim burada. Yani kısacası hani ben ne sektörde çok yaygın görüyorum böyle inner klasları hemen hemen yok. Ö önceden vardı ee, bu böyle yazılım geliştirme prensiplerinin çok yaygın olmadığı yıllarda. Bu söylediğimde 9-10 yıl öncesine kadar ama günümüzde hani programcılar çok daha bilinçli güzel güzel ayırıyorlar hani güzel güzel ayırdığımız zaman daha güzel bir durum oluşuyor diyeceksiniz ki az önceki görüntü de çok güzeldi şöyle bir problem var arkadaşlar başka bir yerde sadece şu kurudu çekmeniz gerektiği zaman sizin şununla da mecburen haşır neşir olmamız gerekiyor öldürücü bir durum mu değil ama hani sadece temiz kod dediğimiz, yani clean kod dediğimiz e, teknikleri böyle e, düşünmekte fayda var. Burada amacım size veri taban işleri değil, katiyen. Amacım sadece böyle sintaksın gerçek hayatta kullanılan ortamlarını göstermeye çalışmak idi arkadaşlar. O yüzden hani ilerledikçe burada statiği öğrenmeye çalışın. İlerledikçe ben zaten size... Yani kurumsal bir proje nasıl yazılır noktasına sizi getiriyor olacağım.